Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünlerde çok fazla Sedat Peker videoları seyrediyoruz. İşte milyonlara ulaşmış artık. Şimdi hatta bazen sosyal mecralarda Sedat Peker'e kafa tutanlar bir sonraki videoda selaları verilirken falan böyle gösterilen videolar falan var. Tabii böyle bazıları buradan da kendi iş çıkartıyorlar. Şimdi aslında kısaca bir açıklama yapacağım. Herkes bir şey konuştu. Biz de burada fikrimizi beyan edelim. Bizim milletimiz böyle delikanlı adamı sever. Delikanlı adamı. Biraz böyle efendim söyleyeyim mahalle abisi, kabadayı insanları da temelinde adalet varsa sever. Ve Turancılık ya da ümmetçilik böyle yaklaşımlarda bulunan insanları biraz daha fazla severler ve bağlayıcı olur onlar için. Hani mesela bunun tam tersini yapanlar da efendim onlar da sol kesimin anarşist kesimleri diyorlar işte onlara da. Onlar daha çok devletin malına zarar vererek hiçbir şekilde devleti düşünmeden onlar biraz daha farklı bir şekilde çok rahat dışarıdan kontrol edilebilen tiplerdir. Şimdi Türkiye'de en çok izlenen dizilerden bir tanesi tarihte gördük Kurtlar Vadisi. 10 küsür yıl sürdü ve inanılmaz bir şekilde reyting rekorları kırıyordu. Şu anda da yine Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz diye bir dizi var. O da mesela şu anda reyting rekorları kırıyor. Yani demek ki şu anlaşılıyor. Bizim milletimiz biraz vurdu kırdıyı seviyor. Ama biraz da hani eşkıyadaki gibi biraz devletçi bir anlayış olduğundan dolayı aslında seviyor. Tam tersi olsa belki yine sevmeyecek. Şimdi Sedat Peker gibi karakterleri de insanlar biraz buradan bir benimsemişler. Önemsiyorlar hani söyledikleri sözleri. Fakat burada işte tam böyle bu noktada vatandaşlarımızın herkesin safını belli etmesi gerekiyor. Neyi nasıl anlaması gerektiğini iyi düşünmesi gerekiyor. Mesela şu anda örnek Sedat Peker yurt dışında farklı yerlerden işte Dubai'den en son şu an nerede olduğu belli değil. Yayınlar yapıyor şudur budur. Şimdi bir yere kadar mesela bir meseleyi anlatıyorsun hani anlaşılır tarafı var. Sonra bir yerden sonra şirazeden çıkıyor artık söylemler ve tamamen FETÖ söylemlerine dönüşüyor. Haliyle bütün konuştukları her şey ilk baştaki her şey çöpe gitmiş oluyor. Yani bir anlam ifade etmiyor. Anlaşılıyor ki birileri tarafından konuşturuluyor. Birileri tarafından konuşturuluyor ve kime hizmet ettiği de ortaya çıkmış oluyor. İşte burada vatandaşlarımızın ayırt etmesi gerekiyor bazı şeyleri. Neyin kime nasıl fayda verdiğini görmemiz gerekiyor. Bugün baktığımız zaman sol kesimin daha düne kadar nefret ettiği medya grubu Sedat Peker'i bir numara yapıyor. Türkiye'nin muhalefeti daha düne kadar neler söylüyordu bugün baş tacı yapıyor. Söylemlerini kürsülerden artık seslendiriyorlar. Ve ne kadar Türkiye düşmanı insan varsa hatta geçen gün PKK'nın önde gelen elebaşlarından bir tanesi Sedat Peker'in sözlerine atıfta bulunarak Türkiye'yi sıkıştırmaya çalışıyor. İşte burada resme büyük bakmak lazım. İyi anlamak lazım. Dostu düşmanı çok iyi anlamak lazım. Memleket sevdalısı adam nasıldır biliyor musunuz? Başınıza silah dayasalar dahi, sizi en zaafınız olduğun yerden yakalasalar dahi devletinizi, milletinizi satmayan insandır. Gerçekten vatansever bir insan budur. Ama 3-5 bir şey oldu diye olur devletin içerisinde sıkıntılı insanlar olur. Olmaz değil. Bürokrasinin içerisinde bunlar olur. Sizi yanlış da yapmış olabilirler. Ama devleti satmak, devletin düşmanlarının eline fırsat vermek, devletin açıklarını gidip de anlatmak sağda solda bu neyin nesidir? Haliyle şimdi herkes belki konuşmaktan korkar şudur budur ama biz adaleti söyleyeceğiz her zaman. Sedat Peker artık çökmüştür. Sedat Peker diz çökmüştür. Sedat Peker bugün FETÖ'ye diz çökmüştür. Sedat Peker bugün PKK'ya diz çökmüştür. Sedat Peker bugün efendim söyleyeyim Amerika'ya, İsrail'e diz çökmüştür. Bakın o kadar Mescid-i Aksa baskınları oldu. Ondan fazla video yaptı. Tam da video yaptığı zamanlarda Mescid-i Aksa'ya saldırılıyordu. Bir kere İsrail ile alakalı bir kelime kullandı mı? Kullanamaz çünkü kullandırtmazlar onu konuşturanlar. Onun için arkadaşlar kimi niye sevdiğinizi bir daha bakın. Eskisi
şöyledir böyledir. Ona biz bakmıyoruz. Son haline bakıyoruz ve herkesi adaletli olmaya davet ediyoruz.